Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Özgür Sancar'ı yine yakaladım arkadaşlar. Özgür'ün transfer gündemine ne kadar hakim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Omar videosunda da çok güzel yorumlar gelmişti. Özgür, 12-13 bin izlendi o video. Hı hı. Ağzına sağlık. Şimdi bana sürekli... Senin sayende. Estağfurullah, senin sayende. Sürekli bana Trezeguet ile ilgili sorular geliyor. İlk olarak Trezeguet'i sorayım sana. Sonrasında diğer aklımda birkaç isim daha var. Onları sormak istiyorum. Sen geçtiğimiz aylarda veya günlerde diyelim Trezeguet ile ilgili bir bağlantı yaptın, onu da dinlemiştim. Eğer Aston Villa küme düşerse Trezeguet Türkiye'de oynayabilir. Galatasaray, Fenerbahçe iyi bir teklif gelirse Türkiye'ye gelebilir şeklinde bir bağlantı yapmıştın. Galatasaray'ın da çok ciddi ilgilendiği söyleniyor. Bu transferde bir gelişme var mı? Galatasaray'ın gerçekten böyle bir girişimi var mı? Küme düşerse sözleşmesinde bir madde varmış. Bilim de öyle, menajeri bunu söyledi canlı yayınımızda. Eğer küme düşerse kiralık olarak çıkma opsiyonu var. Tabii bütün haklarıyla satın alamazsınız. Çünkü 8 milyona yakın bir para ödedi Kasımpaşa ve Aston Villa. Bu paraları kimse veremez Türkiye'de ama kiralık olarak çıkabilir. Bunun koşullarını oluşturuyor. Nasıl Fulham düştü, seri Galatasaray'a kiralık olarak geldi. Aynı modelle Galatasaray'ın bu kez Trezeguet'i alma ihtimali var. En güçlü bir biçimde Trezeguet'le ilgilenen Türk kulübü Galatasaray. Çünkü menajeri William Davila ile Galatasaray'ın çok iyi ilişkileri var. Belhanda, Onyekuru daha öncesinde, Ndiaye, Galatasaray'a gelip giden pek çok oyuncu da bu inisiyatif kullanmış. Şimdi Emre Kılınç, Galatasaray'ın yeni transferi. Emre Kılınç'ın da menajeri William Davila. Dolayısıyla bütün bu görüşmeler içerisinde Trezeguet'in, zaten Fatih Terim'in hep isteyip durduğu bir oyuncu, Trezeguet'in Galatasaray'a transferi de konuşuldu. Bu konuda bir görüşme var. Sonuca bağlanmış değil ama bu görüşmeler işte Aston Villa... dan kiralık çıkma durumuna göre şekillenecek. Zaten Diagne bu işin haberini, müjdesini verdi. Diagne sözleşmesi devam eden futbolcusu Galatasaray'ın, mecburen dönüyor Galatasaray'a ki Fatih Hoca onu görmek istiyor sezon başında. Yeniden buluşuyoruz paylaşımını yaptı Mbaye Diagne. Trezeguet ile Kasımpaşa'da oynamışlardı ve birlikte hem çok gol attılar hem de takıma büyük katkı sağladılar. Dolayısıyla onu söylediğine de istinaden ben bu işin olma olasılığının Galatasaray adına yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, o takımdan tabii Samatta da yazılıyor ama ben Samatta'yı zayıf ihtimal olarak görüyorum. Hoş, Aston Villa'da çok oynamamış, yani kötü bir sezon geçirmiş ama orada da çok ciddi bir bonservis var. Herhalde Galatasaray alamaz diye düşünüyorum. Özgür, sen geçenlerde YouTube kanalında, bu arada arkadaşlar lütfen Özgür Sancar'ın YouTube kanalını takip edelim. Orada hani ben arada Özgür'ün videolarını çekiyorum ama bilginin kaynağı, menbaı Özgür Sancar'ın kanalı. Orada Galatasaray'ın kalesiyle ilgili bir yayın yaptık. Okan Koç'un yanında bir transfer olacak değil mi? Galatasaray kimle ilgileniyor? Şimdi Galatasaray'ın aslında listesinde çok fazla kaleci var. Galatasaray normalde yabancı bir kaleci almak istiyordu ki senin bir yayınında da bunların ismini verdik. İspanyol Sergio Rico, Martin Campana ve Beto. Beto ile de görüştüm. Beto Galatasaray'la ilgili bazı konuşmalar olduğunu düşünüyorum dedi canlı yayınımızda Radyo Spor'da. Ancak geçen hafta başında Fatih Hoca ekibiyle ve yönetimle yaptığı toplantıda politika değişikliği oldu. Çünkü neden? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi iki önemli faktörü ortaya koyuyor Galatasaray açısından. Bunlardan bir tanesi Galatasaray çok önemli bir gelirden mahrum kalacak. Dolayısıyla maaş yükü fazla olan futbolcuyu transfer etmeye imtina edecek. Doğal olarak Galatasaray almayacak. İkincisi Şampiyonlar Ligi'nde oynamakta Avrupa Ligi'nde oynamak arasında büyük fark var kalite açısından da. Dolayısıyla çok böyle büyük bir kaleciye yatırım yapmak akıl kârı değil. Akılcı değil. O bakımdan Galatasaray politikasını değiştirdi. Bir kaleci alacak ama bu kaleci yerli olacak muhtemelen. Volkan Babacan gündemdeki en önemli alternatif eğer Başakşehir'le anlaşma sağlanırsa. Bunun dışında işte hep piyasada yazılan ve basında da sık sık çıkan pek çok alternatif var. Sinan Bolat, işte Konya'dan ayrılan Serkan Kırıntılı falan deniyor ama ben onların olacağına inanmıyorum. En büyük aday Volkan Babacan. Birinci planda Volkan Babacan. Peki Özgür, Caner Erkin ve Arda Turan. Hı-hı. Bu iki futbolcuyu sormak istiyorum sana. Ben de bu oyuncularla ilgili yayın yaptım ama senin bakalım istihbaratın, senin kulağına gelen neler? Bugün Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la bir görüşme yaptım. Şu anda ne Volkan Babacan'la ilgili, yani Volkan Babacan'ın Galatasaray transferiyle ilgili ne de Arda Turan'ın Galatasaray'la ilgili transferiyle ilgili herhangi gelişme olmadığını söyledi. Volkan Babacan'ın da temsilciliğini Ahmet Bulut yapıyor. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü benim inancım hala net ve şu yönde: Arda Turan Galatasaray'a dönecek, kaptanlık yaparak bir sene oynar, bir buçuk sene, iki sene oynar bilemiyorum. Galatasaray'da futbolu bırakacak. Bunun önünde Sayın Başkanım Mustafa Cengiz'in çok
büyük bir engel çıkartacağı kanaatinde değilim ben. Çünkü Fatih Hoca bunun rasyonel olduğunu düşünüyor. Üstelik şartlar çok değişti. Artık Arda Turan gibi bir isme serbest, tecrübeli, Galatasaray'ı bilen kaptanlık yapmış ve background'u güçlü bir isme Galatasaray kapı aralamak zorunda. Çünkü başka türlü bir transfer politikası geliştiremezsiniz. Para harcayarak çok fazla transfer yapamayacaksınız. Peki Caner Erkin? Caner Erkin öncelikli olarak Beşiktaş'ta görüşecek. Yani ben menajeriyle yaptığım görüşmede Caner Erkin Beşiktaş'a veda edecek sezon sonu itibariyle dedi ama başkan farklı düşünüyor yani. Ahmet Durçevi Beşiktaş Başkanı. Caner Erkin'i kolay kolay bırakmak istemiyorlar. Dünkü maçta da gördük ki Gökhan ve Caner bence temel oyuncular. Yani hiçbir teknik direktörün vazgeçeceği nitelikte oyuncular değil. Sergen Yalçın da başta Gökhan olmak üzere Caner'in kalmasını istiyor. Caner eğer Beşiktaş'ta son yapılacak görüşmede de anlaşamazsa bence Fenerbahçe'den ziyade Galatasaray'a daha yakın olur. Çünkü sanırım Fenerbahçe ile çok öncesinde bir fikir değerlendirmesi yapılmış. Miktar, yani para konusunda, alacağı ücretin miktarı konusunda uzlaşma sağlanamamış. Evet, Caner Erkin konusunda sorduk. Bir orta sahaya bakalım. Seri Lemina ayrılmasını bekliyor musun sen iki, bu futbol, iki yani, futbolcunun? Bir de alternatif var mı oraya? Yani ilgilendiği birisi var mı Galatasaray'ın ortası? Muhakkak olacak. Yani eğer Seri de Lemina da kalmıyorsa ki bence Seri'nin tekrar kiralanma olasılığı yüksek. Lemina çok daha zor gözüküyor. Hem kronik bir sakatlığı var onun maalesef. Sürekli yükseliyor. Yani sürekli zorlandığı, yükleme olduğu maçlarda kendisine sonra de çok iyi bakmıyor Özgür. Ben net öğrendim onu yani. Bilmiyorum. İyi bakmayan bir futbolcu kendisine. Olabilir. Bilmiyorum onu yani, net bilmiyorum ama şey, pas yüzdesi yüksek olduğu için benim tuttuğum bir oyuncuydu ama hem maliyetler açısından hem de sürekli sakatlanıyor olması açısından Galatasaray ona devam etmeyi düşünmüyor ama Seri için aynı şeyi söyleyemem. Koşullar oluşuyorsa Seri'yi bir sene daha kadrosunda görmek istiyor Galatasaray. Ve bunun için bir çalışma başlattı hali hazırda. Fulham'la yapılan görüşmelerden nasıl sonuç çıkacağını da merak ediyorum. Henüz bir sonuç alınmış değil. Henüz çok yeni zaten. Ama onlar olmazsa elbette ki orta sahaya pek çok bir değil, birden çok alternatif üretecektir Galatasaray. Peki Özgür Sancar, bir de Falcao'nun ayrılacağı yönünde haberler var. Yine Belhanda Feghouli Galatasaray kulübüne protesto çektiler. Onların ayrılacağı yönünde haberler var. Sen bu üç ismin ayrılacağını düşünüyor musun? Üç ismin üçü de ayrılmayı istemiyor. Falcao çok mutlu. Hatta eşi Lore'ye bir mesaj atmışlar sosyal medyadan ve onun üzerine hani evine gidecektiğinde onun üzerine evimiz Galatasaray demiş. Yani onlar kararlar. İyi bir sözleşmesi var. Bu sözleşmesini Çin'de, Katar'da bulabilir. Daha iyisini de bulabilir Arap ülkelerinde. Ama Avrupa'da asla bulamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde asla bulamaz. Doğru. Inter'de Miami'nin bir ilgisi var ama somut bir teklif yapmadılar. Fakat o ilgiyi somut bir teklife dönüşse bile Galatasaray'da aldığını asla teklif etmeyeceklerdir. Çünkü MLS'de de artık çok yüksek paralarla transfer yapılmıyor. Maksimum 2-2,5 milyon dolar civarında paralar ödeniyor ki Galatasaray'daki sözleşmesi 5 milyon eurodan fazlasını kazanmasını sağlıyor. Ayrıca İstanbul'da mutlular. İstanbul'da güvendeler. Lüks ve harika bir yaşamları var. Boğaz'ı seviyorlar. Falcao, ben önümüzdeki sene şartlar ne olursa olsun çok daha fazlasını veririm inancında Galatasaray'a ve ayrılmayı istemiyor ne kadar eleştiri olursa olsun. Onlar çok da bakmıyorlar bu eleştirilere. Sofyan Feghouli de aynı havada. Sofyan Feghouli de ayrılmayı istemiyor çünkü onun da sözleşmesi çok iyi. Yunus Belhanda da Galatasaray'dan ayrılsın şeklinde oluşan bir kamuoyu var ki Galatasaray'dan ayrılmasını herkes o çok iyi oynuyor niye eleştiriyorsun derken ben söylüyorum ayrılması gerektiğini. Çünkü Galatasaray onunla hep bir eksik oynuyor ama o da aynı şekilde eğer benim bütün haklarımı verirseniz yani serbest bir oyuncu olmamı sağlarsanız sözleşmesi devam ediyor. O takdirde giderim diyor ama Galatasaray çok yoğun çalışıyor. Başta Belhanda'ya teklif bulmak için, onu satmak için ardından Falcao ve Sofyan Feghouli'ye gelecek teklifler için de açık Galatasaray. Evet yani bu kritik bir bilgi açıkçası. Falcao tabii sakatlığı özür kronik mi? Yani yok kronik değil. Sürekli sakatlanıyor çünkü 3-4 maç oynayıp 3-4 maç kaçırıyor. Aynı yerlerden sakatlanmadı. Talihsizlik işte. Yani bu buraya geldiğinde talihsizlik. O aşil tendonundaki sürekli ağrı binde bir olabilecek bir şey. Böyle bir talihsizlik yaşandı oluyor. Sonraki sakatlıklar aşırı zorlamaya, çok daha fazlasını verme arzusuna bağlı. Çünkü üzerinde bir baskı oluştu. Ve o da zorladı kendini. Baskı da şundan yani. O kadar 3 ay geldin, sakatsın ve Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere pek çok maçta Galatasaray'ın yanında yer alamadın, yardımcı olamadın şeklinde bir baskı oluştu. O onu hissettiği için daha fazlasını verme arzusuyla yüklendi
ve Adele sakatlıklarını da o yüzden yaşadı. Normalde çok sağlam, fizyolojik olarak herhangi bir problemi olmayan, kendine iyi bakan, iyi çalışan bir futbolcu Radamel Falcao bile sakat olduğu bunca 20'nin üzerinde 22-23 tane maç kaçırdı. Ona rağmen attığı gol sayısına bakarsak Falcao'nun ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu görürüz. Benim kişisel fikrim bu ekonomik koşullarda tabii eğer iyi bir teklif geliyorsa satılması rasyonel ama olmuyorsa seneye onun motivasyonunu yüksek tutup Galatasaray'a maksimum fayda sağlamasını maksimum faydayla oynamasını sağlamak gerekiyor. Çünkü bunu yapabilecek bir oyuncu. Yaşı kaç olursa olsun dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesi. Tabii satabiliyorsan sat, satamıyorsan moralini bozma. Ama, rekabetin içerisinde tut. Ama %100 bildiğim ve emin olduğum şey şu ki Galatasaray 3 oyuncusu Falcao, Sofyan Feghouli ve Belhanda'nın satılması konusunda son derece arzulu, istekli, onların satılmasını istiyor elbette ki. Üçüyle de. Bunu ben de yayınlarımda duyurmuştum Özgür. Peki son soru teknik ekiple ilgili olsun. Selçuk İnan teknik ekibe katıldı. Sen başka teknik ekipte değişiklikler bekliyor musun Özgür Sancar? Daha önce açıkladık. Ümit Davala da Alanya Spor'la anlaştı ama Fatih Hoca buna tepki göstermiş. Burada ilk kez senin yayınında açıklıyorum bunu. Fatih Hoca yani onunla kalmasını istiyor Ümit Davala'nın. Ümit Davala ayrılırsa teknik ekibe Johan Elmander katılacak. Ayrılmasa bile Johan Elmander'in katılmasını bekliyorum ben. Ama Ümit Davala ayrılırsa iki tane eski yabancı futbolcusuyla çalışabilir. Onlardan bir tanesi Albert Riera olabilir. Her ne kadar farklı yorumlar yapılsa da Albert Riera işte biraz çok fazla konuşuyor medyaya. Özellikle bizim programlara çıktığı için eleştiriliyor. O yüzden Fatih Hoca çok sıcak bakmıyor deniyor ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Yani çalışmaya başlayınca o röportajları azaltır yani. Yani tabii hiç konuşmaz zaten ondan sonra. Dolayısıyla teknik ekipte çok sayıda isimle çalışmayı seviyor Fatih Terim. Onlardan bir tanesi Selçuk İnan olacak. Johan Elmander'in yerinin garanti olduğu kanaatindeyim. İşte Ümit Davala'nın durumuna göre bir kişi daha gelebilir. Ümit Davala normalde eğer hoca çok büyük tepki göstermezse ki karşı çıktığını biraz sitem ettiğini biliyorum Fatih Hoca'nın. Alanya Spor'un yeni teknik direktörü olacak. Arkadaşlar yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının altına mesaj bölümüne Özgür Sancar'ın kanalının linkini atacağım. Lütfen oradan o linke tıklayıp Özgür'e de abone olun. Özgür Sancar ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.